Bol ekranlarından herkese merhabalar. Shell ile Hep ileri de Basket'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Sevgili Murat abimiz Murat Murat ile birlikte ve yeni saç tıraşıyla. Diyebilir miyiz? Saatler olsun abi. Ha? <laughs> biraz, Böyle bir girizgah yapayım Biraz kısa mı oldu? <laughs> Yok abi çok güzel bence. Vallahi e, mi? Aynen. Ya yani kısa kesince kulaklar ortaya çıkıyor. Kulaklarda bir problem Öyle bir... Bütün an... çocukluğum kepçe kulak Murat. <laughs> <laughs> ama yok şu anda aslında yaşaldıkça kulak daha da büyür derler de çok öyle mi bilmiyorum. Evet bir dizisi vardı. Gençler hatırlamaz ama bizim çocukluğumuzun efsane çizgi romanı, filmi falan da yapılmıştı. Film e, orada yapılmıştı hatırlamıyorum ama çizgi filmi zaten epik. Orada şey e, bir macera koca kulaklar bir, iri burunlara karşı iki aile birinin hepsinin şeyi koca kulak, öbürünün iri burun ee, ilkokulda arkadaşlar derdi ki iki ailede iki aileyi de temsil etti. <laughs> üstün ırk. <laughs> <laughs> Redkit'e göre üstün değil mi? <gülüyor> 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 Neyse kafa büyüdükçe biraz oranda düzeldi ama. <laughs> vallahi biz de herhalde yaşadınca burun kulak ya Sen maşallah e, ya canavar gibisin. Şey. Abi sen, sen senin gibi olursan ben yani daha ne isterim abi senin yaşına geldiğinde? Ben sana bir şey söyleyeyim. Senin de köpeğin var. Ee, evde köpek... E... İnsanı genç tutuyor değil mi? Yani, Bu stressful hayatta hepsi böyle bütün aile fertlerinden alıyor. Ee, kavgaları engelliyor. Yani o açıdan e... kolay değil ama büyük sorumluluk. Yani şimdi herkes gidip bir köpek almasın. Çok sevmen, i̇şte onun çok sevmen de lazım. İşte Çok fedakar olman lazım. Hazır olmak lazım. Ama verdiğinin de karşılığının on mislini alıyorsun. Yani Aynen. onu söyleyeyim. Tek istediği biraz ilgi, sevgi o kadar. Yani. İlgi, sevgi. Aynen bilgi, şefkat yani onu verdiğin sürece zaten ağzının içine hayatının son nefesine kadar bakar. Sabah uyandığında Canımdan ilk olur. onu seveceksin. Akşam yatarken son, onu, son seveceksin. onu seveceksin. En son seveceksin. Evet böyle bazı sorumlulukları var maalesef. Buna hazır olmanız lazım. Bizim en büyük sıkıntımız oluyor rahmetli The Bars'la e, karımla kucaklaşamıyorduk. Hemen aradan gelip kafayı çıkarıyordu her seferinde. Neyse o dinle o problem olmayacak galiba. O din sadece e, bilmiyorum şimdi eğitimde dönünce nasıl olacak ama e, beraber ilk eğitimimizi yaptık geçen Hı. hafta. Bambaşka bir şey olmuş. Otur diyorsun, oturuyor. Uzan diyorsun, uzanıyor. Bekle diyorsun, bekliyor. Biz öyle bir beni sürüklerken iki kere düşürmüş de daha dört buçuk aylık da o zaman. Tabii <laughs> <Bursun> canım. <laughs> <mı? gülüyor> evet programımıza bugün evcil hayvan sahipliğiyle girdik. Yani sonunu kaldırabiliyorsanız fedakarlığa hazırsanız muazzam bir şey. Evet ben de şimdi işte bu cumartesi işte bir bir hafta on gününe bir dolanacağım. zaman zaman tatil'e giderken aslında Tokyo'yu bıraktığım oluyor çünkü her zaman da yer bulamıyorum bazen. Ee, onu da burada bıraktığım senaryoda o da bir tatil yapıyor hani bıraktığım yerde ee, ama işte genelde bir mücadelesi var genelde bir mücadelesi bütün hayatı ona göre organize etmek lazım biraz fazla uzattık biz konumuza dönelim bence evet, evet. <laughs> Shell daha önce hiç yapmadığı bir kampanyayı 100. yılını özel hayata geçiriyor. Bu kampanyada boş yok, çekiliş yok, kura yok. Herkes kazanıyor. Peki nasıl oluyor? 30 Eylül'e kadar tek seferde 600 lira ve üzeri yakıt alışverişi yaparak kampanyaya katılan tüm Shell Club Smart üyeleri her alında 450 liraya varan yakıt puan kazanıyor. Kampanya detayları için shell.com.tr'ye girebilirsiniz diyelim. Ve programımıza artık yavaş yavaş geçiş yapalım. Ee, şimdi tabii gündem hala transfer hareketliliği demek yanlış olmayacak çünkü hakikaten sonu gelmeyecek gibi geliyor. Bu kadar yoğun transfer hareketliliği işte ne mi Panathinaikos gibi bu arada aslında hiç beklenmedik Bu kadar birden ortaya kartlarını bam 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 koyan e, böyle bir transfer bayağı... Yıldız da bence bu paraları evet, evet. vermesi hiç beklenmiyordu. Yani böyle bir tempo bekliyor muydun abi sezon yok, bittiğinde? Yok. Yani geçmişte Panathinaikos'tan işte makabiler... Yıldız'dan... Milano'lar kadro yapısına göre Barcelona'lar bunlar hep transfer rekortmeniydi. Anadolu Efes çok doğru bir şey yaptı. Doğru oyuncuları 4-5 sene sene tutmayı başardı. Ucuz mu? Değil. Ama başardı. Karşılığını da aldı geçen seneyi bir kenara bırakırsak. Bu sene yani Real Madrid hariç ki o da... Çok nokta atış bir transfer yaptı. Yani Campazzo'yu herkes istiyordu ama e, İspanya'dan oyuncu transfer etmek kolay değil. E, çünkü onlar oyuncuyu ilk e, yukarı çıkarırken farklı bir kontrat yapıyorlar. Yani oyuncu senden direkt başka bir takıma gitmese de e, sana ödenecek bir para oluyor. Campazzo yuvasına döndü. Çok büyük bir eksiğini tamamladı. Geçen sezonun Rüzgarlı şampiyonu diyelim. Arkadan rüzgar est, esti. Yaptılar şöyle. Ama Barcelona'nın Hernan Gomez, Hernan Gomez transferi çok nokta bir atış. Ama senin de dediğin gibi yani Panathinaikos ve kızı yıldız. Yani eğer mükaynlıkla olursa Al Nasser'la Al Hilal gibi girdiler. Panathinaikos 12 oyuncu transfer etmiş olacak. 12 evet, yani sahaya çıkaracağı tüm kadro transfer kadrosu olabilir Euroleague'de. Tabii Yunan liginde sınırlamadan dolayı Yunan oyuncular da var. Onlar oynatacaktır. E, Kızı Yıldız yani hadi Ergin Ataman'ın en e, belirgin özelliği diğer koçlara rağmen e, buna bir tek belki Obradoviç'i bir kenara bırakırsın. E, gittiği yerde e, İkna. Efendim? İkna kabiliyeti mi? İkna Lütçe kabiliyeti, kendi hayalini ikna etmek, büyük hedefler koyup başkanı e, ikna etmek. E, Panathinaikos'ta da bunu başardı. Yani şimdi Bov Kruz'u almak Hernandez e, çok büyük bir başarı. Yani inanılmaz bir başarı stretch power forward İspanya milli takımında hmm. bir maçta 7'de 5 bir atmıştı. Ne tam Ergin Ataman'ın yani böyle e, sarıp sarmalayacağın. Aynen, aynen. <laughs> Aman bir şey olmasın diye yaklaşacak. E şimdi bakıyorsun, e... Bildoza <laughs> bu guard grubu arasından belki de Ergin Ataman'ın gardı olmaya en yakın aday. E... Kostas Lukas bu biraz ortalığı karıştırıp e, ee, Olympiakos'a zarar vermek için yapılmış bir transfer. Kostas'ı hiçbir şekilde küçümsemiyorum ama 3 yıl 10 milyon euro garanti Kostas Lukas değil. Yani bilmiyorum. O no, işte aynen ezeli rakibin kalbinden sen söküp alıyorsun. Biraz da sanki genel ligede bir mesaj yani biz bu sene hani kimi istersek alırız mesajını da sanki o adımı da atan hamlelerden biri gibi geliyor. Daha güçlendiren ya da. Yani, yani e, Jerry Grant, Kyle Guy, Kostas Lukas, Luka Vildoza, e, kısa rotasyonu, e, Papa Petru, o da gizli bir oyun oyuna yön veren oyuncu gibi. E, Mukayluk e, bekliyorlar. Yani anlaştılar, bekliyorlar. E, partizandan partizandan Lesor'u aldılar. Geçen sene en önemli çıkışı yapan oyunculardan biriydi EuroLeague. şeyin doping cezası erken bitti Mitoğlu'nun. Onu aldılar. Oleg Balçarovski'yi aldılar. Faydalı, çok faydalı bir uzun. Moraitis'i aldılar. Yani say say bitmiyor. Ha şimdi buradaki bana soran sorarsan sıkıntı ne? Tabii Ergin Ataman bu konuda değişebilir, kendini geliştirebilir. Ergin Ataman normalde uzun rotasyon sevmez. Yani bu 12 oyuncu da yani bunların arasında bu, 8-8,5 kişilik. Bunu niye aldı bir takım denecek bir tane oyuncu yok. Alabiliyorsan bunların hepsi doğru transferler. Zaten Carl Gein peşinde bütün baba İspanyol takımları vardı. Ee, burada file verilecek. Yani 8-8,5 9,5'a 9-9,5'a çıkarsa bile o fireler kim olacak? Yani Ergin Ataman'ın ben e, şeyi geliştirmesine rağmen 11-12 oyuncudan yani serin süren doldu kenara gel yani biraz bu İspanyol Yok, kafası aynen. gibi şey yöneteceğini maç yöneteceğini hiç zannetmiyorum. Ama kağıt üstünde şampiyonluk adayı bir takım eksiği olmayan bir takım hele mukayelukta alınırsa burada hem Ergin'in gün Ataman'ın çok sevdiği tip oyuncular var. Bir de baktığın zaman bu oyuncuyu nasıl kullanacak diyebileceğin oyuncular var. Ama şimdi Panathinaikos böyle transfer yapıyor. Obra zamanından hatta daha önce şey zamanından Dominic Wilkins falan oradayken bir geçmişi var. Yani geçmişte çok büyük paralar harcamış bir takım. Kızıl Yıldız iyice şaşırttı beni. Gömü buldular. Ha? <laughs> Gömü buldular herhalde. <laughs> Abi anlamadım. Ya şimdi devlet desteği ise e, partizana bakıyorsun. Şimdi devletin bir öyle bir ayrım yapmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani partizan iki tane transfer aldı. İkisi de tam e, Obra'nın sevdiği tarz oyuncular. Ponitka ve Yaramaz. Ama İkisi de wow dedirtecek oyuncular değil. Yani belli bir sistemin parçası olabilecek oyuncular. Nanalıyı tuttular, Lideyi tuttular, Panther'i tuttular. Ee, kilit. Ha? E, ama şey de çok kilit Sen bakma, Lasso de çok kilitli <laughs> onlar için geçen seneki performansıyla. E, Kızı Yıldız'a bakıyorsun. Partizan iki tane e, çok iyi e, rol oyuncusu, görev oyuncusu olabilecek isim almışken. Teodosic, <laughs> Nepier, Dos Santos, Hanga, Giedraitis, Bolomboy, Mike Tony, Marcos Simonovic, tam NBA'de hiçbir şey yapamadı ama genç bir oyuncu. Davidovac, onun için önemli bir isimdi. Geçen sene para için Rusya'ya gitti. Genç bir oyuncu Nikola Topic, e, işi tuttular, Mitroviç'i tuttular, Nedoviç'i tuttular, Kuzmiç'i tuttular, Radulica'yı tuttular. Ya 15 kişi saydım şu anda. Peki Murat abi, sence şimdi aslında daha Koç'ta arkada Ivanoviç hareketlilik, yani transfer hareketliliği, kadrosunda hareketlilik olan, devinim olan bir sürü takım var ama en majörleri bunlar şu ana kadar. Bu ikisi. Yani bu iki takım domine etti yani resmen transfer dönemini, transfer hareketliliğini. Bu hamleler sonrasında güç dengelerini nasıl değiştin? Nasıl bir sezon öngörüyorsun? yani ya şimdi, o güç dengeleri taşlar biraz sanki şimdi belli yani en azından Panathinaikos orada hani güçlü iddialı bir şekilde girmek istiyor. Efes'i, Fener'i e, o şablona baktığında nereye koyuyorsun? Valla şimdi e, bu kadar transferin olduğu bir mesela e, Efes'e Fener'e gelmeden önce Pablo Lasso'yu ben bu sene seyredeceğim abi. Yani Carson Edwards, Leandro Bolmaro onun, o ikisini de bence hmm. çok iyi kullanacak. Sylvain Francisco, Devin Booker, e Waller Bayardo tuttular, Bongayı tuttular. Andres Ops çok iyi bir şutör. Yani o e, Real'in bonusunu orada kuruyor. Aynen. E, çok merak ettiğim, zevk alacağım izlemekten bir takım. E, Monaco e, o guard dörtlüsü kaç topla oynayacak? Kemba Walker kaç maç oynayacak? Yani belki <laughs> ikişer, değil... ikişer vermek lazım. Herkese bak, bir tane de kurtarmaz orada. <laughs> yani Kemba Walker şunu şöyle kullanacaklarsa bak çok tehlikeli olabilirler. Yani time management, game management var ya. Kemba evet. Walker management yaparlarsa yani onu, onu sadece hedef evet. maçlarda e, ligde hiç yıpratmadan kullanırlarsa ve dili tutmayı başarırlarsa Sezon sonuna doğru. Ama aynı zamanda mutlu da etmeleri lazım. yani Bu senaryo aslında biraz... Ya kaç rotasyon, para verdiler tabii. bilmiyorum ama Kemba Walker'ın NBA şeyi bitmişti. Evet. Yani e, iyi para vermişlerdi. Yoksa durup dururken e, gelmez. Ama Kemba Walker, Jordan Lloyd, Mike James, Okoba. Vay vay vay. Yani <laughs> değişik bir basketbol oynayacaklarını e, düşünüyorum. Milano şu ana kadar geçmiş yıllara göre bir tevazi diyelim transferler yaptılar. Maudolo, Poitras, Caruso, Camgate. Ama onlar da Can görüşüyor. Yani şimdi isim olarak Milano'yu uçurur diyorsun. Ama o da ne durumda? Biraz Kemba Walker gibi. Evet. Gelirse ne kadar takılır? Ne kadar işi ciddiye alır? Prim ağırlıklı bir kontrat kabul eder mi? Yani Final Four al sana 500 bin euro mesela. Final al sana 1,5 milyon euro. Öyle bir şeyi kabul ederse, işi ciddi tutarsa, maç seçerek oynarsa e, o da çok fark yaratabilir. E, Makabi çok doğru transferler yaptı. James Webb, Rivero bence çok iyi transfer. Antonius Cleveland NBA'den. David Blatt'ın oğlu Tamir Blatt o da bir çıkış yapmıştı. Lorenzo Brown'u tuttular, Wade Baldwin'ı, Bonzi Colson, Josh Nebo, John Di, John Di Bartolomeo, Jay Cohn, yani Maccabi'yi de hafife almamak lazım. Şimdi gelelim bizimkilere. Yani ikisinde de e, bir soru işareti var mı diye sorarsan, bence Fenerbahçe Beko'daki soru işareti daha büyük. Yani şöyle daha büyük, e, şimdi... Kısa rotasyon. Kısa rotasyon, bir kere farklı bir basketbol oynatacak. Arkada çünkü savunma iyice bence savunmadan ziyade hücum bir uzun rotasyonuna döndü. Ama çok ısırabilecek bir kısa rotasyonu var. Belki biraz e, kısalardan George Wich dönemi benzer bir savunma e, konsepti görebiliriz. Ama bana sorarsan, e, yani şey olsa da, Nimo olsa da, Fenerbahçe'nin hala maç sonunda e, ne bileyim işte Shane Larkin, Metsic, Panther Anahtarı tamamen al şu, to, al şu, topu maç çok sözümleşti ha bitir Öyle bir oyuncusu hala yok. E, Itudis'in şeyi çok bu sene e, önemli. Performansı. Çünkü bu bir Itudis takımı oldu. Ee, geçen sene indiği düştüğü zaman çok düşmüştü. O olamaz. Ama e, yani o çözümleri üretirse e, yani iyi bir takım olabilir. Ama Final Four takımı mı? Ha belki işte kamplar bittikten sonra NBA'den bir e, takviye alır ama e Ito Obra gibi onu çok ona çok sıcak bakmıyor. Ee, e, hala e, Dorsi için Panathinaikos konuşuyor. Yani Fenerbahçe'de bazı soru işaretleri var. Ama geçen seneki gibi e, mücadeleci bir kadro. Taşlar yerine oturursa, e, Pierre de Deschamps ikilisine alternatifler bulursa, e, Goodrich ana playmaker olarak değil oyuna yön veren forvet olarak devreye girerse ve çok önemli olan o spacing'i kanattan yaratırsa yani Fenerbahçe artık orada bir kültür yerleşti. Ee, Efes'e gelince de valla Efes'in ben transferlerini çok beğeniyorum. Şu açıdan çok beğeniyorum. Bir kere Doğuş oldu Türkiye Ligi için ki bence Eurolig'de de faydalı olacak. Müthiş bir transfer. Türkiye Ligi için dengeleri bozabilecek bir transfer bana sorarsın Erkan Yılmaz zaten Erdem Hoca kendi oyuncusu. Kendi oyuncusu. O da Türkiye Ligi için önemli bir transfer. E Darius Thompson Fenerbahçe aylardır görüşüp iki günde, üç günde şak diye Darius Thompson'ı almak... Yani mid olamaz. Ama yani sitchin yerini kim doldurabilir diye sorarsan yani 3 tane 4 tane gal sayabiliyorsan onların arasında Darius Thompson da olur. Hı, orada sence Erdem Hoca'nın birinci tercihi kim olacak? Ya bence <laughs> Larkin'i o bench'ten getirir diye düşünüyorum. Eğer Darius Thompson'da herhangi bir uyum sıkıntısı olmazsa Hı. başta. Ee, çünkü Larkin'in sağlığı e, yavaş yavaş dikkat edilmesi gereken noktaya geldi. E Derek Wallace hiç seyrettin mi? Abi adam hiç kaçırmıyor ya. Ben böyle şey görmedim. Bilek düzgün. Ha? Ya bilek düzgün de yani arada bir kaçırır insan. Yani o ya Müthiş bazı bit. oyuncu vardır ya abi hani soktukça ritim bulur ritim bulur, orası bir sarmala döner ama tabii yani. tabii. Yani zone eski. diyorlar işte e ona. tabii aynen. Ya yani bazı derler. oyuncu vardır. Daha şuta çıktığımda görürsün ha, tamam zaten. Yani bakmazsın girdi mi sadece fileden çıkacak sese odaklanırsın. Erdem Hocam ilgili şunu çok beğeniyorum. Ee, transferleri kendi biliyor. Yani e, sürpriz bir sürprize karşılaşmıyor. Geçen sene aynı şeyi de hmm. Telekom'da yaptı. E, Tyreek Jones şimdi onun üzerindeki <laughs> baskı biraz fazla olacak. E, çünkü Dunstan gitti. Tamam son yıllar Dunstan'ın eski Dunstan'dan uzaktı ama yine de sana iyi bir 8-10 dakika veriyordu birçok e, kilit Euroleague maçlarında. E, Tyreek Jones da tanıdığı bir oyuncu. E, Dunstan'ı yıllardır izliyor. Belki hiç birlikte çalışmadılar ama yıllardır izliyor. E, o şeyi, o rolü, o ıı, ceketi giyebileceğini düşündü. E, elde zaten tamam mıçıç gitti ama orada mesela çok uyanık davrandı ıı, Anadolu Efes Yönetimi. Onu da tebrik etmek lazım. İlk uzattıkları kişiler Boboğa'yla ıı, Elijah Bryant'tı. Niye? Çünkü Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u alacağı. Özellikle e, Elijah'ı e, çok koruduğunu duyduk. İki. <laughs> Boboay'a... yani e, ben, ben o tarafa hakim. Geçmiş yıllarda işte e, paralar artıyor. Bunları bunları tutmamız lazım. Efes'in ilk şampiyonluğundan sonraydı galiba. Birinci sıraya Babuay yazdı ya. Yani. O kadar sever ya. Yani. O açıdan e, o da yönetim olarak çok büyük başarı. Yani hem Babuay'ı hem e, tutmak. Plyce kaldı. E, şeyden kurtulamıyorlar herhalde e, zizicten e, ya da Erdemcan onu farklı e, kullanacak. E, Clyburn kaldı şimdi e, big three big two oldu yani geçen sene o evet. e, şey yaşadıkları sıkıntılar bence daha azalacak. E, ondan yani Efes geçen seneden sonra yani şu takım zaten Playoff parta. da. Her şey yolunda giderse, yeniler uyum sağlamakta sıkıntı çekmezse yani Efes bana sorarsan Final Four'a Fenerbahçe-Beko'dan biraz daha yakın. Evet, bu bölümümüzü yavaştan kapatalım abi. Çünkü biliyorsun bir yandan da Türkiye basketbol tarihinde forma giymiş en iyi 5 Türk pivotu Oo. sıralamaya çalışacağız. Gene mücadele olacak. Ee, ama bu transfer dönemiyle alakalı ek ekleyeceğim bir şey yoksa, abi istersen bunu Bence daha transfer olacak olacak. Ee, belki e, adet olarak bu kadar çok olmaz ama ben yani en azından tutarsa Euroleague'de çok iş yapar tarzı NBA'den Den kesilen biri. veya işte G League'de oynamak istemeyen isimlerin de e, gelebileceğini düşünüyorum. Evet biz de transfer dönemini takip etmeye devam edeceğiz ama bizden ayrılmayın çünkü az önce de söylediğimiz gibi birazdan e, Türkiye basketbol tarihinde forma giymiş en iyi 5 Türk pivotu sıralayacağız. Shell'in 100. yılına özel kampanyasında boş yok. 30 Eylül'e kadar tek seferde 600 TL ve üzeri yakıt alışverişi yaparak kampanyaya katılan tüm Shell Club Smart üyeleri her alımda 450 TL'ye varan yakıt puan kazanıyor. 100. yılımızda herkes kazansın diye varış noktamız hep ileride. Şer, hep ileride. Evet, Şer ile hep İleride basketin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ee, Türk basketbol tarihinin en iyi 5 Türk pivotunu sıralamaya çalışacağız. Gene listelerimizi yaptık. Ee, keş yani hatta o isim senin listende ilk 5'te galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, kariyeri daha iyi gitseydi bu beşliyi hak ederek ha. zaten burada yerini alacaktı. Ee, dediğimiz isimler de var. Eee hızlı başladı. Belki bu program 5 sene sonra çeksek belki de ilk beşte yer alabilecek isimler var. Ee, bir yandan da eskiler yeniler derken ortaya karışık bir şeyler yaptık. Murat abi nasıl e, zorlandı mı daha önceki bölümlere göre? Ya biraz daha kısa aslında. Daha önce şu açıdan zorlandım. Ee, yani pivot tarifi o kadar değişti ki artık. evet. Yani şimdi atıyorum Hüseyin Alp'i bu listeye alıp Alperen'i almazsan aşağı başlarlar yazmaya. O açıdan yani pivot'un klasik pivot olduğu dönemler için ben bazı isimler çıkardım. Hüseyin Alp, Allah rahmet eylesin, bunun başında geliyor. Hakikaten o teknik üniversite takımları inanılmazdı. Yine o dönemlerden Abdullah İnce, o da nur içinde yatsın. Ee, ama bunlar şu anda belki kadroya giremezdi. Yani modern basketbolda. Ee, Hüseyin Kozluca, rahmetli babam, Allah uzun ömür sağlık versin. Ee, o zaman böyle NBA falan gidiliyor olsaydı, yani o hareketli, atletizmi falan çok gözde bir aday olurdu derdi Hüseyin abi için. Ee, yine o dönemlerden Emir Turam, Evansville Üniversitesi. Şimdi... Emir'le biraz şu şeyi de yavaş yavaş podadan uzaklaşıyor esasında. Ee, Zeki Tosun, Emir'den önce ama özellikle kariyerinin sonlarında teknik üniversite falan muazzam e, şut atardı. Evet. Durdurulamaz olduğunu hep anlattılar bize. Ee, öyleydi. Zeki abi. Bir de Can e, Sonat benim için e, ayrı bir yeri vardır. Çünkü Can Sonat da bugünün basketbolunda yani hep Mehmet Okur için söyler ya hmm. 10 sene geç doğusaydı inanılmaz yerlere gelirdi yine çok iyi yerlere geldi de Can Sonat da mesela ne bileyim 20 sene sonra doğusaydı çünkü stretch 5 5'in beş, 5'in arkasında duruyor çok düzgün eli var o, onları ben ayrı tuttum. Bunların hepsi çok çok değerli oyuncular. Efe Aydan bir efsane. Avrupa kadrosuna seçilen ilk Türk oyuncu. Hüseyin Alp öyle, Zeki Tosun öyle. ama dediğim gibi Hüseyin Kozluca öyle. Şu anda pivot pozisyonuyla ne bileyim işte 80'ler, 85'ler hatta 90'lar öncesi pivot pozisyonu çok farklı. Yani e, Hüseyin Al er, bugünkü pivot pozisyonunu izliyorsa bu ne ya diyor derdi belki de. Tabii beklentiler, beklenenler, evet. yapması gerekenler. Yani. Savunmada, hücumda ya yani, bambaşka. Özellikle evet. hücum tarafında. Ben mi kısanın karşısında derdi. Bunların hepsi çok çok değerli ama ben şimdi normal e, listeme geçeyim. 5 numara. E, çok yani şöyle e, zorlandım şimdi almadıklarımla başlayayım NBA'yi de yaptı hala son şampiyona kadar milli takım forması da giyiyordu Semih Erden mesela işte 90'lar sonrasının önemli bir pivotu çok büyük hizmetler verdi Ermal Kuço birçok takımda çok önemli bir pivottu. Ömer Saybir. bir. Tabii. Yani şimdi pivot demeyeceğim ama Aydan abi onu pivot gibi kullanırdı ve inanılmaz atletti, inanılmaz güçlüydü. Biraz şutu olsa mesela oynadığı takımı bir iki sınıf yukarı çıkarır. Mücadeleci, sert. Tabii. Ee, Bayağı kemik gibiydi. Yani onlar benim şeylerim. Aklımda kalanlar. Ee, tabii daha işin çok başında ama e, Utah onun için iyi bir fırsat. Şimdi milli takıma da katıldı. Bakalım e, nasıl e, katkı yapacak ama çalışma şeyine çok takdir ettiğim için mutlaka çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ömer Faruk Yurtsever. Evet. Şimdi. Evet. Bu intro'dan <gülüyor> sonra. <gülüyor> Ay. Valla yani Sertaç Şanlı Türk basketbolunda çok önemli bir yere sahip. Ee, onu ilk beşe almadım, alamadım. Ondan da özür diliyorum. Onun e, belli bir yaştan sonra yaptığı çıkış, Barcelona formasını iki yıl e, giymek, Final Four yapmak, e, Efes'te şampiyonluk yaşamak. Ama yani bilmiyorum işte sen bana biraz... E, abi 5 e, numara... Yardım... 5 numara, beş numara konusunda biz sen yayından önce ne konuştuk abi sen bana yardım edecektin 5 numarada. 5. bulamadım. Aynı isimler bende de var. Karar veremiyorum yani. Yani şimdi İlk Kaya, belli. Kaya Peker de çok önemli bir isimdi. Kaya Peker... Ee, onu da ilk 5'e alamadım. Kayadan da özür dilerim. 5 ok vardı. Evet, <laughs> dur şimdi 5'le başlıyorum. 5'e Hüseyin Beşok ok koydu. Beşe Hüseyin beş oku koydun. Şimdi ters köşe yaptım mı? Niye? <laughs> Yok hayır ters köşe yapmadın. Ee, ben şöyle beşicim sırada hakikaten az önce Murat abinin saydığı isimlerin hepsi benim de aklımdan geçiyor. Ee, i̇şte hani buraya Ömer Sahibir'i yazdım, Kuço'yu yazdım, Semih'i yazdım, Oğuz'u yazdım, Sert, Sertaç tabii. tabii. Aslında hatta şunu düşündüm. Bir şey içinden çıkamayınca acaba Ömer Semioğlu üçlü tek bir paket olarak mı oraya <laughs> geçsem diye düşündüm ama oraya girmedim. E, ee, Alperen var yine e, listede e, yani kenara yazdıklarım arasında. 5 ve dördüncü sırayı ben biraz daha yaz özellikle Zeki Tosun Zeki abi konusunda ben İTÜ altyapısında senelerce oynadığım için işte 90'ların başı falan da 92 senesi falandı galiba ben İTÜ'de altyapıya başladığımda daha küçük takımda. Daha o zamandan bize hep Zeki abi anlatılırdı. Ee, işte ne kadar savaşçı özellikle agresyonu, savunmadaki agresyonu, hiç mücadeleyi bırakmaması hatta bu konularla alakalı da bize hakikaten e, manifestolar verirdi. Hatta ne yapmamız gerektiğini anlatırdı. Ee, o yüzden ben 5 numaraya İTÜ kontenjanından ve aynı zamanda tabii ki büyüklüğünden. Yani kontanjona ihtiyacı yok. Sen abi, benim benim adıma benim adıma yoksa sen ayırmıyorsun yani 2000 öncesi 2000 sonrası Aa, pivot abi, abi yok ayırmadım. Yani tamam. e... o da bir bakış açısı. Aynen. Bakış açılarımız farklı Aynen. o zaman. 5 numara zeki olsun dedi. ben 4 numaraya buradan da durumu gayet iyiymiş. Çok sevindim. Çok da severim. eğer hastalanmasaydı çok uzun ve başarılı bir NBA kariyer zaten bence başarılıydı. İddialı takımlarda çok önemli roller aldı. Ee, gerçekten e, bir duvardı, blok, çember koruyucu, reboundçu. Ömer Aşı koydu. Hmm. Güzelsin. Hmm, bir dakika. Güzel. Yo ben şundan <laughs> dediklerine kesin katılıyorum ama o işte orada bir keşkesi var ya. Yani hani e, hakikaten ilk çıktığı zaman Ülker Alpella dönemi sonrasında Fenerbahçe'ye gittiğinde yaptıkları falan hani. Yani şimdi sakatlık ve hastalık. Şu an mu? sağlık durumu nasıl acaba? İyiymiş. En son birkaç ay önce biri söyledi. Chicago'da yaşıyormuş. Evet Amerika'da ee, oldu. şeyler değilmiş. yapıyor galiba. Değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Bilmiyorum. bilmiyorum. Onu duymadım. Hmm. Ee, ama çok hakikaten... O sakatla şey hastalanmasaydı... Ondan öyle bir tepki verdim. Yoksa ona kesin katılıyorum. Ve hakikaten e Az o oynamadı sağlık, ama Fenerbahçe'de NBA'de. Tabii. Yani. Sağlık problemi öyle bir çıktı ki birden pat diye sessiz, sedasız ve hani... Bir de çok... güç onun için çok önemli. Bilmem kaç kilo verdi, bağışlık tabii. sisteminde Yara problem... Bir ee. Ama Ömer Arşiv'i ben 4 ee, numaraya koydum. Ben de 4 numara Sertaç Şanlı itirazım yok bak. Yani bakış açına göre. <laughs> Sertaç Şanlı e, aslında o da kendisini sonradan bence geliştiren ve cebine başka repertuarına başka şeyler eklemeyi ya da cebindekileri daha da iyi hale getirmeyi başaran oyunculardan bir tanesi. E, bence dört numarayı hak etti listemde. Üç numara annem. <laughs> Tamer Oygoç. <laughs> <laughs> ya ona <laughs> hep Kamera <"Anneyim." gülüyor> derlerdi. Niye bir türlü anlamamıştım. Ee, şeyde de e, biliyorsun Dead Zone'da da hmm. e, herkesin görevi önemliydi ama Tamer olmasa o olmaz da olmaz bir şey, isimdi. Çok da severim. Çok esprili. Hmm. E, Türk basketboluna ilk kupayı getiren e, Avrupa'da e, o, o, güzel takımın, takımın, aynen. en önemli e, parçalarından e, biriydi. En önemli parçalarından biriydi. Savunmada da olmazsa olmazıydı. Üçüncü sıraya ben Tamer Oyguç'u koydum. E tabi yani o takımda işte efsane kısalardan bahsediyorsak içeride tehdit oluşturan Conrad Makri ve Tamer abiyi saymazsak zaten olmaz. Hani oradaki rolün e, rolünün değerini de vurgulamak adına söyledim ama hakikaten e, bizim yani benim jenerasyumda da hakikaten basketbolu en sevdiren, basketbolu bu kadar insan sevdiyse onun en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bence de Tamer abi. E, Ama bende 3 numarada değil kusura bakmasın. Çok e, sevilecek bir takımdı o. Evet. Yani sadece oynadıkları basketbol elde ettikleri başarı değil. Yani mütevazi koç Aydın abi. Allah uzun ömür versin. Evet Tamer abi. Buz adam Namuski. Ufuk Sarıca belki de Türk tarihinin en önemli iki yönlü ilk oyuncusu. Görev adamı Volkan Aydın. Volkan Aydın. Larry olsun, Konrad hı hı. olsun. Zaten Konrad hı hı. herkes tarafından çok seviliyordu. Bench'ten Murat Evliyaoğlu, deli bir sat. Bora, ee, Bora vardı. Abi. Boris vardı. Ee, şey, Alp'in babası. Ee, Gökhan vardı. Gökhan da buradan zaten çok severdim. Ya Haşim Tündoğan vefat etti. Nur içinde yatsın. Yani bir tek Gökhan var. Fenerbahçe altyapısında birlikte çalıştığı, şimdi hepsi kocaman adamlar olmuş. Bir sürü oyuncu geldi. Yani Efes'in o altyapısından kaçırdığım varsa özür diliyorum. Gökhan'la sohbet ettik biraz. Gökhan Güney var. Yani bu adam Fenerbahçe kulübüne, Efes'e, milli takıma o kadar şey verdi ki ya, yıllarını verdi. son yıllarda sağlığı çok bozulmuştu. Ama Gökhan'ı çok severdim, daha da çok sevdim yani. Üç numara. Ne ee, dedik? Ben Tamer dedim, sen hayır diyorsun. Ben hayır diyorum Tamer abi, kusura bakmasın. Açıklamasını az sonra yapacağım. Ben de üç numara Hüseyin yok. Hüseyin yok. Aynen. tamam. Ee, i̇ki numara. İki numara evet çok genç ama hakikaten yani modern basketbolun oyun kurucu pivotlarının ne kadar etkili olduğunu post da var. Şutunu da inşallah geliştirecek Alperen Şengün. Ben de Mehmet Okur. İki numara. İki numara. Memo da kusura bakmasın. Bu bir herkes harcıyor ama bu harcama değil. Bence Mehmet Mehmet. E Will Chamberlain Türk müydü ya? Hayır başka düş. Ha Kareem, Abi yok şöyle onu onun açıklamasını sağlamasını şöyle yapayım. Aslında Mehmet açıklarken bir numarayı da açıklayayım. Bir numaramda da Tamer abi var. Tamer Oyguç var. Hmm. Belki kariyerlerine baktığımızda işte NBA'de yaptıkları e, kazandığı yüzük. E, All Star seçilmesi falan hani oralar bambaşka bir hikaye, bambaşka bir ilham konusu. E, ama Tamer abi de dediğim gibi yani, yani onun yeri daha önceki başka pozisyonlarda nasıl Ufuk abi için, Konrad Makri için başka istisnalar geçtiysem Tamer abi de öyle istisnai bir şekilde ben bir numaraya koyuyorum. İkisi ee, de çok değerli. Mehmet de çok seviyorum, Tamer abi de çok seviyorum. <laughs> ben, ne demem lazım bilemedim öyle biz üstüme ben, geldik. Ben, ben memoyu bire koydum. Ha bire iyi ki bu arada. Yani yani şey, şöyle söyleyeyim eğer aşil tendonu sakatlanmasaydı yani 40 yaşına kadar şampiyonluğa oynayan takımlarda e, maç sonu 5'inin içinde yer alacak bir isimdi. Çünkü aynen şeyde söylediğimiz gibi, e, ne bileyim işte John Sonat'ta, onun bugünün basketbolundaki o money üçlükleri, tabii Darren Williams'a benzer bir guard da bulacak ama şimdi onlar çok arttı. E, bence onu çok ayrı bir yere koyuyor yani. E, Şampiyonluk golstar falan onları bir kenara bırakıyorum. En büyük üzüntüm de e, milli takımda e, Tanjević ile arasındaki o fikir evet farklılığı ya diyeyim yani. Her şey çok daha güzel berrak olabilirdi. Tabii biz bunu daha önce de konuştuk. Sadece Memo için de bütün yani yapı için söylüyorum. Yapıda ya her insan farklıdır. Şimdi Memo'nun zaten belinde bir problem var. Çok hızlı büyüyor. 15 yaşına kadar futbol oynadı zaten e, batı yakasında e, final oynamış. Duncan'ı tutmuş. Ondan önce Yamin'i tutmuş. E, adam Bormio'ya da gelmiş. E, daha tepeye çıkarma onu. Komando eğitimi yaptırma. O zaten formda gelmiş. İşte öyle şeyler neyse boşver. ver. Memo birinci. <laughs> evet böylelikle o zaman Şali ile Hepileri de basketi tamamlıyoruz. Eee bizden bu kadar ama yeniden vol ekranlarında basketbolu EuroLeague'i konuşmaya devam edeceğiz Murat abicim teşekkür ederim ağzına sağlık. Görüşmek üzere.